Bu haftayı bekleyin, açıklayacağım demişti. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında sonunda beklenen açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 20 soruyla Cumhurbaşkanı'na yönelttiği eleştirilere Erdoğan'ın kurmaylarından jet yanıt geldi. Onlar bizim onurumuz. Onlar bizim gururumuz. Onlar bu güzel vatanda hepimiz rahat yaşayalım diye canlarını feda eden insanlar. Söze İdlib'de şehit olan kahramanları anarak başladı. Suriye'de izlenmesi gereken yol haritasını 5 maddeyle açıklamıştı. Bir kez daha tekrarladı. Vekalet savaşının maşası konumuna gelmek istemiyoruz. Bedelini bizim asker ödememelidir. Bunu söylüyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağını açıklamak için bu haftayı bekleyin demişti. Erdoğan'a 20 soruyla seslendi CHP lideri. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Kim siyasi ayağı? Ben biliyorum neler söyleyeceğini. Nasıl bağıracağını da biliyorum. Çok bağırdığı zaman benim geri adım atacağımı sanıyor. İstediğin kadar bağır, istiyorsan boradan da al. Ben bu millete doğruları sonuna kadar söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı işaret etmesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya üzerinden anında cevap verdi. FETÖ ile mücadele talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise FETÖ ile mücadele adı altında mücadelenin öncüsüne saldırmak başka niyetlerin göstergesidir mesajını verdi. Ben bu kürsüden Yargıtay'a 160 militan atadınız diye eleştirmiştim. Onların çoğu şimdi hapiste. Bir kısmı da kaçak. Kim haklı? Biz haklıyız. MGK kararlarını, MİT raporlarını hatırlatan CHP lideri aynı başlık üzerinden Bahçeli'ye de yüklendi. Bunları ben görüyorum da sen mi görmüyorsun? Ülkeye bağlılığı başka bir partinin üzerinden yapıyorsanız kusura bakmayın. Sizin milliyetçiliğiniz her ortamda tartışılır.